İnsansız sistemler artık savunma sanayi başkanlığımızın savunma sanayi stratejisinde çok ön sıraları alan, yer alan bir kavram. Silahlı kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimiz çok geniş ve ölçüde SİHA'larımızı kullanıyorlar. Hareket alanında onların tecrübeleri ve başarıları görülüyor. Tabii bunu kara, deniz üstü ve deniz altı araçlarına taşımakla ilgili de bir müddettir çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların bir neticesini bugün gördük. Bir silahlı, insansız, deniz üstü aracımız üzerine takılan Cirit ve Omtas füzeleriyle seyre çıktı ve belirli bir hedefe 5 kilometreden hareketliyken atış yapıp onu başarıyla tahrip etti. Bugün bu atışımız mühimmat başlı olan bir atıştı. Yani sadece hedefe vurma değil, mühimmatın da bir testiydi. Zaten Roketsan'ın bu anlamda tecrübe edilmiş ürünleri bu platform üzerine konuldu. Tabii ki daha başka vurucu unsurlar da ileride yerleştirilebilir. Teknemizin gerek hızı, gerek manevra kabiliyeti, gerek vuruş mesafesiyle ilgili çok tatminkar sonuçlar aldık. Bunların daha da geliştirilmesi için çalışılacak. Bu tabii grubunun ve bu sınıfın bizim açımızdan ilk örneği. Sırada başka örnekler de var. Hatta bu operasyonel kavramın çeşitlilendirilerek hayata geçeceğini söyleyebilirim. Gerek elektronik harp unsurları, gerek denizaltı ve deniz üstü vuruş yapabilecek silahlarla donatılması gibi bir dizi kavramda gündemimizde. Bu konulara çalışan başka şirketlerimiz de var. Onların da ürünlerini bekliyoruz.